Herkese merhaba. Güneşli günlerimize hoş geldiniz. Çok soğuk bir hava var. Biz kızımla birlikte şimdi uzun zamandır sosyal medya üzerinden birbirimizi takip ettiğimiz ama hiç yan yana gelemediğimiz bir arkadaşımızı ziyarete gidiyoruz. Bugün tanışacağız. Kiptaş'ta oturuyor. Kendisi de Kiptaş'tan komşum. Farklı bir sitede oturuyor. Bugün kızının doğum günüymüş. Beni de davet etti. Sağ olsun. Güneşle birlikte oraya gidiyoruz. Acayip bir yağmur yağıyor. Güneşi 12'de uyuttum. Dedim ki 1-1.30'da uyanır güneş. Ben de 2'de yetişirim. Saat 2.30 oldu. Hatta 3'e çeyrek var. Biz daha anca çıkıyoruz yani. Doğum günü 2'de başlayacaktı. Vallahi koştur koştur bir haldeyim. O siteyi de bilmiyorum. Burası Çatalca Kiptaş çok çok bloklu bir site. Burası bildiğiniz bir mahalle yani. Ne tarafta kalıyor onun sitesi hiç bilmiyorum. Keşke konum isteseydim. Şimdi aklımda bir site var. Acaba orası mı diye ilk önce oraya bakacağım. Ondan sonra da artık arar konum isterim. Durum bu. Şöyle yokuş çıkıyorum. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Seyir de çok seviyorum. Uzun zamandır yazışıyoruz zaten. Görüşüyoruz. Ve bugün bir kere okulda karşılaşmıştık. Ayaküstü sohbet etmiştik. Bir kere de marketin önünde karşılaşmıştık. Ayaküstü sohbet etmiştik. O kadar. Şurada bir site var. Burası neresi? Yok, bu değil. Ama ilk defa bu kadar uzun görüşeceğiz. O yüzden çok heyecanlıyım. Ben şimdi site arayışına geçeyim. Görüşürüz birazdan. Videomuzdan tamamlayalım. İşte böyle eğitimler hazır ettiler. Okula tutacağız. Daha bir iki gün kalmış bir giriş vardı. Geçen gün yansıma geldi. Zaten hatamız o, biliyor musun? Bir anda yürüdüm. Seher çok güzel şeyler yapmış ama ben bunu nasıl yiyeceğim? Yerken de vicdan azabı çekiyorum. Pastanın güzelliği. 15-20 dakikadır şunu bitirmeye çalışıyorum. Evet, çok sıkılıyor. Biz taş yıkıyoruz genelde. Boyunca boyuyor, sonra ben yıkıyor. Ben deneyi gördüm, deneyden yapmaya çalıştım. Yap, çok güzel. Yaptınız mı? Hadi uğraştık. Anne! Çok güzel. Anne! Babadan beslenme çantası var. Çocuk var ya. Her türlü kabardı. Çocuk yaptı. İkramızı lahana. Çıkıyordu ama kesik falan yapamıyor ya bizimkiler. Çok tatlısınız ya. Ve partimizi bitirdik, eve geldik. Ay çok keyifli, çok güzel geçti. Komşularımı da gördüm. Zeynep oradaydı, Elmas oradaydı. Çok iyi oldu hep birlikte. Güzel vakit geçirdik. Şimdi eve geldik. İnanılmaz bir soğuk var. Saat 5 oldu. Şimdi şöyle evimize gidelim. Görüşürüz. Gel gel. Ve evimize geldik. Hatta baya baya saatler geçti yani, hava bile kararmış. Yıldırım'la bir film açtık, film izledik. Makyajımı bile silmedim yani daha. Saçıma başıma bakın. Şurada uyumuşum. Geldim şurada film izlerken uyumuşum. Başımda bir ağrı, Allah'ım çatlayacak derecede baş ağrısı vardı yani. İlaç da almak istemedim. Şöyle film izlerken şuraya uzanmışım ve anında sızmışım. Bir herhalde yarım saat 45 dakika, bir saate yakın falan uyudum. Güneş de odasında oynamış kendi kendine. O da en azından biraz rahat verdi. İyi oldu yani. Gözlerim gözlerim akmış, baksanıza. Makyajımı yıkayacağım şimdi. Bu arada beni hiç böyle açık saçlı görmüş müydünüz? Genelde hep kafamda topuz. Böyle çok nadir saçımı açık bırakıyorum. Onu da yatacağım diye tokaları falan çıkarttım. Gözümün önüne gelince de şuradan topluyorum. Ay neyse, niye boş konuşuyorum değil mi?
Bugün Dilek İkra'nın doğum günüydü. Oraya gittik. Çok da güzel geçti. Seher'cim eğer seyrediyorsa buradan eline emeğine sağlık. Gerçekten çok güzel şeyler hazırlamış. Misafirperverliğinden dolayı da ayrıca çok teşekkür ederim. Beni hatırlayıp yanında görmek istediği için, beni çağırdığı için, bizi kızımla davet ettiği için ayrıca çok mutlu oldum. Çok çok teşekkür ederim. Sosyal medyanın bana kazandırdığı bir sürü güzellikler var. İşte böyle güzel insanlar gibi. Sosyal medya iyi ki var. Güzel kullanırsak aslında sosyal medya gerçekten çok iyi bir gereç bence. Hem eğitim anlamında, hem böyle etkinlikler anlamında, hem sosyalleşmek anlamında sosyal medyayı o yüzden seviyorum. Seher'le de sosyal medyada tanıştık. İkimiz de Kiptaş'ta oturuyoruz. İkimiz de burada oturuyoruz ama gördüğünüz gibi farklı bloklarda oturuyoruz. Yani yürüme mesafesi uzak yine. Çünkü çok yokuş buralar. Yoruldum konuşurken. Bu arada güneş gel benim yakamı paçamı çekiyor. Anneciğim ne yapıyorsun? Kızımın da şöyle üstünü falan değiştirdim. Eşofmanlarını giydi. Güzel güzel. Ha anneciğim. Sen bugün arkadaşlarına mı gittin? Gel otur da şurada birazcık sohbet edelim ya. Gel. Acıcık sohbet edelim. Güneşi mercimek yemeği ısıttım. Gitmiş poğaçayı kapmış. Ay. Ne yaptın sevgilim? Bugün arkadaşlarına mı gittin? Arkadaşlar. Neler yaptın? İyi ki doğdun mu yaptık? Yaptık evet. Ondan sonra Dilek arkadaşımla böyle sarıl sarıl mı yaptınız siz? Yaptık. Başka ne yaptınız? Top falan oynadınız. Balonla oynadın. İyi mi arkadaşların? İyi arkadaşım. Beğendin mi? Beğendim. Buradan arkadaşına öpücük göndermek ister misin? Aa canım. Çok seviyorum seni. Böyle de güzel yavrum var. Allah'ıma binlerce kez. Bak arkadaşlarına sarılıyor buradan da. Binlerce kez şükürler olsun. Her seferinde şükrediyorum. Böyle bir evladım olduğu için. Allah isteyen herkese nasip etsin. Bakabilecek, yüreğinde sevgi olan, sonsuz şefkat, merhamet ve sonsuz sabrı olan herkese Allah evlat nasip etsin. Çünkü evlat... Ay çok fena akmış makyajım. Kendim ekranda görünce çok fena akmış. Neyse siz oralar. Artık kusuruma bakmayın. Uykudan uyuyunca böyle oldu. Evde de yani hiç makyaj yapmadığım için böyle. Bir daha kamerada kendimi görünce baksana da şuralara falan. Şimdi ellersem daha beter yayacağım. Neyse. Yani Allah isteyen bakabilecek, sevebilecek, sonsuz sabır gösterecek insanlara evlat nasip etsin. Korktum aşkım. Korktum sevgilim. Oturur musun? Sohbet ediyoruz. Demem o ki iyi ki sosyal medya var. İyi ki güzel insanlar var. Bugün gerçekten dün kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Kendimi çok, çok yalnız hissettim. Ne bileyim hep böyle evet kocamı ve çocuğumu çok seviyorum. Onlarla çok mutluyum. Az insan çok huzur. Her zaman sonsuza kadar o sözlerimin arkasındayım ama insan ne bileyim ya farklı insanlar da görmek istiyor. Değişik sohbetler etmek istiyor. Böyle bir fincan çay içip bir fincan kahve içip iki dertleşmek de istiyor. Böyle insanlara da ihtiyacımız var. Düşüyor sandım bir an o yüzden baktım. Böyle insanlara da ihtiyaçlarımız var. Kendimi dün çok yalnız hissettim. O yüzden de dün baya baya bir duygusaldım. Instagram'dan eğer takip ediyorsanız görmüşsünüzdür belki. Çok ağladım. Bir de ben sosyal medyada her şeyi gerçeği yansıtan bir insanım. Yani mutsuz olduğumda happy işte çok happy'yim çok musmutlu bir gün güneşi seven böyle değilim yani. Mutsuzsam evet mutsuzluğumu da söylüyorum. Mutsuzluğumun sebebini söylüyorum. O anki duygularımı söylüyorum. Ağlıyorsam da kameranın karşısına geçip de ağlayabiliyorum. Yani ben her şeyi gerçeği yansıtıyorum. Gerçek olan her şeyi yansıtıyorum. Hem burada hem
storylerde. Dün de bunlardan biriydi. Benimle birlikte ağlayanlar da oldu. Benimle birlikte üzülenler oldu. Teselli edenler oldu. Yani ne bileyim ya. Evet, sosyal medya aslında hayatımıza girdi gireli biraz belki böyle yalnızlaşmış olabiliriz. Toplumda birazcık toplumsal olarak biraz uzaklaşmış olabiliriz. Ama aslında Covid'in de çok etkisi oldu bir araya gelmemekte. Öyle en azından sanal ortamda bile olsa görüşüyoruz. Böyle güzel insanlar tanıyorum. Böyle güzel insanlarla tanışıyorum. Ve böyle güzel bugünkü gibi güzel bir vakit geçiriyorum. Çok teşekkür ederim tekrar Seher'cim eğer izliyorsan. Bu arada Dilek İkra'cım bugün 3 yaşına girdi. Nice nice yaşlarını görürüz inşallah. İnşallah güneşle birlikte büyürler. Çocukluk arkadaşı olurlar. Uzun yıllar böyle arkadaşlığımız devam eder. Komşuluğumuz devam eder. Nice nice pastalar üfleriz birlikte. Sağlıkla sıhhatle inşallah. Bugünkü videomun sonuna geldim. Memnun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir de videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bizim için bir tane de yorum bırakırsanız bakacağım. Çok seviniriz. Ve size öpücük göndeririz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni vlogda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Baba. Bye bye.